Hepiniz hoş Geliyor geldiniz. diyor. Kaç Hoş bulduk. kişiyiz toplam? Üç kişi gözüküyoruz. Tamam, bayağı var. Hocam 18 görünüyor. Müziği dinlediniz mi? Evet hocam. Evet. İyi. Size bir hoş geldin demek istedim bu şekilde. Konumuz tiyatroydu. Bazılarımızda bazılarımızda işlemedik. 9 fena haricinde olanlar var mı sınıfta? Yani burada. 9 fena ve 9 fen Efendim B var, hocam. değil mi? 9 fena ve 9 fen B. Aynen. Tamam. Ben kendimi tanıtayım. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim Faruk Başol, beni tanımayanlarınız için. Şu anda ekranda tiyatro görselini görüyor musunuz? Evet. Güzel. Konumuz tiyatro. Geçen hafta EBA TV'yi takip edenleriniz olduysa biliyorsunuz tiyatro konusu EBA TV'de işlendi. Bu arada sesim size net geliyor değil mi? Geliyor Evet mu? hocam. Hı, tamam. Çünkü ilk ders olduğu için ben de biraz ne yapacağımı şaşırdım. Hatta durun size. Anda beni görebiliyor musunuz? Evet hocam. Tamam, beni görüyorsunuz değil mi? Ekranın köşesinde. Evet hocam. Tamam. Arkadaşlar konumuz tiyatro. Biliyorsunuz eski Yunan'da ortaya çıktı. Antik çağda. Antik demek eski demek. Bağ bozumu bereket tanrısı Dionysos adına düzenlenen dinsel törenlerde ortaya çıktı. Bunun altını çizmek istiyorum. Demek ki tiyatronun kökeninde dini inanışın önemli bir rolü var. Bu arada bu chat kısmına yazabilirsiniz ya da sormak istediğiniz bir konu olduğunda mikrofonunuzu açıp soru yöneltebilirsiniz. Dinsel törenlerde ortaya çıkmıştı demiştik. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü tiyatronun kökeninde dini inanışın bir rolü var. O eski Yunan'ın dini inanışına bakmak lazım. Bu insanlarda biliyorsunuz çok tanrılı bir din anlayışı vardı. Öfke saçan tanrılar vardı. Bir de halka hoş gözüken, işte onlara sevecenlik veren tanrılar vardı. Gazap veren tanrıların öfkesini durdurmak için kurban veriyorlardı. İyilik veren, bolluk, bereketlik veren tanrıları onurlandırmak için de şenlikler düzenliyorlardı. Yani bu şenliklerin bir mantığı var. Neden böyle bir mantığı var? Çünkü o zamanın dünyasını düşünün. Daha bu insanlar mevsim döngüsünden habersiz. Yani mesela biz şu anda mevsimlerin dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle oluştuğunu biliyoruz. Ama o insanlar bundan habersizdi. Bir bakıyorlardı, her taraf ağaçlar yapraklarını döküyordu, kış oluyordu, hava donuyordu, üşümeye başlıyorlardı. Sonra bir bakıyordu, ağaçlar yemyeşil oluyordu. Hava geç kararıyordu, ısınıyordu ortalık, ektikleri ürünü biçmelerinin zamanı geliyordu. Yani karınları doyacaktı. Bu yüzden şenlikler düzenlemeye başladılar. Bu şenliklerin böyle bir mantığı var ve burada 50 kişilik bir koronun önüne, evet, bir mesaj mı geldi? Gelmemiş. 50 kişilik bir koro vardı. Bu koronun önüne bir oyuncu çıkardılar. Aiskilos oyuncu çıkardı. Aiskilos'tan sonra Sofokles üçüncü kişiyi dahil etti. Burada önemli olan tek şu ayrıntı var. Şunun üstünü çizmenizi istiyorum. Bu milattan önce 5 değil 6. Burada bir yanlışlık olmuş. Ben araştırdım. İlk tiyatronun kökeni milattan önce 5 değil 6. yüzyıl arkadaşlar. Geçelim. Mesela tiyatro dediğimizde ne diyeceğiz? Bir sahne üzerinde, izleyici önünde oyuncuların icra ettiği gösteridir. Bunu isterseniz not alın. Yazabilirsiniz. Bir sahne üzerinde izleyicilerin karşısında oyuncuların icra ettiği gösteriye biz tiyatro diyoruz. Kelime anlamı olarak ilk eski Yunan'da kullanılmış teatrondu bunun orijinali. Teatron görme yeri demekti. Neden görme yeri dediler? Çünkü tiyatrolar bugünkü statlara benzeyen amfi tiyatrolarda oynanıyordu. Mesela size bir
Fotoğraf göstermek istiyorum. Şuradan bir çıkalım. Gösteremiyormuşum. Size Dionysos tiyatrosunu gösterecektim ama Google'a yazarsanız bunu görürsünüz. Ya da ben sizle daha sonradan paylaşırım bunu. Şu anda tekrar ekranımız geldi mi? Arkadaşlar? Evet hocam. Orada mısınız? Hı, tamam. Görme yeri deniyor arkadaşlar. Teatron. Çünkü bugünkü statlara benzeyen, hani amfiteyatrolarda oynanıyor. İnsanlar arka arkaya diziliyorlar ve bu gösterileri izliyorlardı. Bize ne zaman girdi? Tanzimat döneminde girdi. Tabii ki Tanzimat döneminden önce bizim Karagöz, Kukla Orta Oyunu ve Meddah Hikayeleri gibi tiyatronun yerini tutan oyunlarımız vardı. Şinasi'nin şair evlenmesi oyunu batılı anlamda tiyatronun ilk edebiyatımızdaki ilk örneği. Ama şöyle bir farklılık var. Bu oyun yazıldı ama sadece yazılmakla kaldı. Çok sonraları oynandı. Yani yazıldığı dönemde oynanmadı. Şinasi'den sonra Namık Kemal, biliyorsunuz Vatan Yahut ve Vatan Yahut Silistre. Namık Kemal'in önemli bir tiyatro oyunu. Üç gece arka arkaya oynandığı milli mücadele döneminde. Daha sonra halkı galeyana getirdiği gerekçesiyle yasaklandı. Vatan Yahut Silistre oyunu. Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhamit de daha sonra tiyatro türünde eserler kaleme aldı. Ahmet Vefik Paşa Batı tiyatrosundan yaptığı uyarlamalarla bayağı etkili oldu. Bugünkü tiyatro kelimesiyle şu üç anlam kastediliyor demiş ama şurada da bir yanlışlık var. Nerede bir yanlışlık var? Şu son madde var ya, sahne eserlerinin oynandığı binaya tiyatro denmiyor arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Mesela Kadıköy'de Haldun Taner sahnesi var. Ya da Fatih'te Reşat Nuri sahnesi var. Sahne eserlerinin oynandığı binaya biz tiyatro demiyoruz, sahne diyoruz. Burada yani tiyatro bu kelimeyi karşılamıyor. Zaten sanatın adıydı. Şunun altını çizeriz. Bu sınavda gelebilir ya da bir yerde karşınıza çıkar. En son izlediğim piyes ne dediğiniz zaman şaşırmayın. Piyes demek, oyun demek, tiyatro demek. Peki ben tiyatro biliyorsunuz bir senaryoya dayalı ortaya çıkıyor. Yani ben bir tiyatro oyunu yazdım. Buna aynı zamanda da dramatik metinler deniyor. Çünkü dramatik unsurlar içeriyor. Peki bugün filmin bile bir konusu vardır değil mi? Başlangıç, gelişme, son. Dramatik metinler de serim, düğüm, çözüm olarak üç evrede gelişiyor. Bu arada 20 dakika olunca biri bana haber versin, tamam mı? Çünkü yayın kesilebilir, ona göre ayarlayalım. Tam kaç gece başladık bilmiyorum da. Hani bugün biraz böyle bir amatörlük olacak. Önümüzdeki hafta daha iyi olur inşallah. Serim bölümü oyunun giriş bölümü. Bunun altını çizelim. Düğün bölümünde örgü ya da çatışma oluyor. Tutku, dilek ve özlemler burada keskinleşip yoğunlaşıyor. Zaten merak en başından itibaren olmalı. Aslında serim bölümünde de yavaştan merakı ortaya çıkıyor. Yani merak aslında serim bölümünde de var. Düğün bölümünde de var. Çözüm bölümü oyunun son bölümü. Burada izleyicilerin merakı ağır ağır gideriliyor. Olaydaki çatışma ve sorunlar bir sonuca ulaştırılıyor. Dramatik eserler olayların gelişimine göre perde neydi? Perde bölüm arkadaşlar. Mesela genelde iki perdeden oluşur. Şair evlenmesi tek perdeydi ama genelde izlersiniz tiyatroyu. Hiç tiyatro izleyeniniz var mı bilmiyorum zaten. Hani perde kapanır, yeni bölüm başlar. Bir de sahne var. O nedir? Mesela ben mutfakta geçen bir sahne yazdım. Hemen arkadaki dekoru değiştirirler. Bir anda bakarız salona geçeriz. Sahne bu. Ama perdede genel bir bölüm değişimi oluyor. Sahne daha çok bölümlerin içinde değişen küçük bölümler. Fıkra ve meclis de deniyor. Hatta Şinasi'nin şair evlenmesinde
fıkra diye geçer. Birinci fıkra, ikinci fıkra şeklinde. Dramatik bir eserde konuşma çeşitlerinin özel adları da var. Diyalog, monolog, tirat. Daha önce duymuşsunuzdur. Diyalog, kişilerin karşılıklı konuşması. Monolog, bir kişinin tek başına konuşması. Tirat da birbirlerine karşı söyledikleri demişler ama bu izleyiciye de atılabilir bu tirat. Yani oyuncu çıkar, tek başına size, izleyiciye etkileyici bir konuşma yapar. Burada kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri değil, kişinin söylediği coşkulu uzun sözlerdir diyeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosu neydi? Geleneksel Türk tiyatrosu şurada Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları diyor ya. Bunun sonuncusu hariç diğer üçü halk tiyatrosu şeklinde şehirlerde sahneleniyor. Yani o şehirde ne? Birincisi İstanbul. İstanbul'da Ramazan'da ortaya çıkıyor şu üçü genelde. Tabii Ramazan dışında da sergileniyor ama daha az. Buradan size bir paylaşım yapacağım. Bir saniye. Gerçi şu devam edelim. İleride yapayım paylaşımı. Bizim tiyatro henüz bize girmeden önce sergilediğimiz tiyatro benzeri 4 oyunumuz var arkadaşlar. Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları. Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah şehirde oynanan belli bir planı olan gösteriler. Köy Seyirlik Oyunları ise işte düğündür, yağmur yağdırmadır falan böyle ritüellerle ortaya çıkıyor. Köy Seyirlik Oyunları'nın belli bir takvimi yok. Karagöz'ü duymayan var mı? Hepiniz az çok duymuşsunuzdur. Genelde deve derisinden kesilen şeylerle, deve derisinden kesilen figürlerle oynanıyor. Bu oyuna eskiden hayali zil deniyor. Zilin altını çiziyorum. Zil gölge demek arkadaşlar. Hayali zil, gölgenin hayali. Ya da zili hayal, yine aynı anlamda. Hayali sitare de, sitare yıldız demek. Hani bugün İngilizce dersinde de görüyorsunuzdur. Yıldız neydi? Stardı değil mi? İşte buradan geliyor. Orijinali Farsça kökenli bir kelime. Hayali sitare. Bu orta oyunu değil, şuraya geçeceğiz. Oyun karanlık bir yerde seyircinin olduğu bir mekanda oynanıyor. Burada size bir paylaşım yapacağım. Bir saniye beklerseniz. Hayır. Doğan Otürk ne lan? Evet arkadaşlar. Karagözlü Hacivat genelde yanlış anlaşılmalara dayanarak başlıyor. Şu anda görmüyorsunuz değil mi ekranı? Ekranda ne gözüküyor? Açamadım bir türlü. Hocam daha demin açılmıştı. Açıldı mı şu anda Karagözlü Hacivat? Arkadaşlar şu anda Karagözlü Hacivat açıldı mı? Hayır hocam. Açılmadı mı? Ses var, görüntü yok. Tamam. Nasıl yapacağız o zaman? Tekrar bir şehir yapacağız. Bir ara açıldıydı hocam. Sonra kapattınız siz onu, gelmedi sanırım. O zaman şu anda ben biraz başlatayım. Çünkü size sonradan yansıyor geldi olabilir. Aaa Karagöz'üm merhaba. Hacivat hep merhaba diye giriyorsun ya. Karagöz'üm bak sana bir şey diyeceğim. He söyle Hacivat. Karagöz'üm Ramazan gelmiş. Karagöz'üm insanları evlendirelim. Eğlendirelim. Evlendirelim mi? Biz nasıl evlendireceğiz ya? Evlendirelim değil, eğlendirelim. Nasıl eğlendireceğiz Hacivat? İzlediniz mi? Evet hocam. Eğlendirelim, evlendirelim. Evet, bu şekilde bir yanlış anlaşılmayla gidiyor. Zaten az çok biliyorsunuz. Bunun paylaşımını durduruyorum. Konumuza geri geçiyorum.
Şöyle. Karagöz zaten işsiz, fakir, zeki, cahil ama biraz müktedam bir kişi. Hacivat da bilgiçlik taslayan. Aslında o da çok bilmiyor ya. Sadece bilgiçlik taslıyor. Biraz okumuş ve bu az biraz bilgisiyle topluluk içinde sıyrılan biri. Karagöz'ün 4 bölümü var. Giriş bölümü. Burada işte Hacı Karagöz bir tekerlemeyle giriş yapıyor. Söyleşmede Hacivat'la arasında yanlış anlaşılmalar ortaya çıkıyor. Oyunda artık biz hani serim düğüm çözüm demiştik ya, o gerçi tiyatroya yönelik bir şey ama burada da oyunda yani Hacivat'la Karagöz sadece yanlış anlaşılmaya dayanarak oyun yapmıyor. İşin içine Tuzsuz giriyor, Kabadayı, Çelebi giriyor, Beyefendi, Kastamonulu giriyor, Kambur giriyor ve bize bir oyun sergiliyor. Bir senaryonun içinde buluyoruz kendimizi oyun bölümünde. Bitişte de Hacivat Karagöz'e yıktım perdeyi, evledim, eyledim bir an, varayım sahibime haber vereyim hemen diyor. Ve oyun bitiyor. Orta oyunu da Hacivat'la Karagöz'ün gerçek insanlarla oynanan versiyonu. Burada Kavuklu Karagöz rolünde, Pişekar Hacivat rolünde. Şuradan altını çizerim. Oyunun diğer kahramanları zaten Çelebi, Tuzsuz, Sarhoş, Külhan Bey. Şu Zenne, Çelebi, Tuzsuz, bu üçü zaten Karagözlü Hacivat'ta da var arkadaşlar. Meddah'a geçelim. Meddah'ın tanımını yapmadan önce size ufak bir video izletmek istiyorum. Hemen bu da çok kısa olacak. Merhaba Doğan Bey. Hocam linki 40 geç atmışsınız. Şu an 1'i 1 geçiyor. Tamam. Bir 5-10 dakika daha devam ederiz. Başlayacak. Kesilene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şu videoyu izliyor musunuz şu anda? Gözüküyor değil mi? Gözüküyor, gözüküyor hocam. Tamam. Şimdi buna bir dikkat edelim. Ya da Meddaht. Meddaht halkımızın pek sevdiği bir gösteri koluydu. Öyle bir gösteri kolu ki perdesi, dekoru, aksesuarı, müziği, rejisi ve canlandırdığı tüm kişiler tek bir sanatçı tarafından icra edilirdi. Bir nevi one man show'du. Meddaht bize bir bakkal naklederdi. Söze başlaması bile bir usul ve adab içinde olurdu. Bu bazen... Edeyim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse ala arif ola. Şeklinde olur. Bazen de... Hak dostum diye başlayayım söze, hoş olsun beyler kıssamız size. Osmanlı'da hani demiştik ya, Meddah, Hacivat, Karagöz ve Kavukluyla Pişekar daha çok şehirde, İstanbul'da oynanıyordu. Meddah kahvehanelere giriyordu. Kahvede nargile içenlerin, işte sohbet muhabbet edenlerin dikkatini çekecek bir giriş yapıyordu. Bu girişi neden yapıyordu? Herkes ona baksın, gösteriyi izlesin diye. Bazen kendi kendine kadın kılığına giriyordu, onun ağzından konuşuyordu. Bazen işte hangi olayı anlatacaksa o karaktere bürünüyordu. Elinde bir baston olurdu. Ya... Birinizden ses geliyor arkadaşlar. Bunu ya kapıyı çalma sesini çıkarmak için kullanırdı ya da konuşmaya başlamadan önce topluluğun dikkatini çekmek için. Meddah böyle bir şeydi. Oldukça yetenekli insanlardı. Taklit. Tiyatronun temelinde de taklit var arkadaşlar. Taklit çok önemli. Halk tiyatrosuydu Meddah. Öykünün başarısı tamamen o insanın
sadece ona bağlıydı. Yani ne müzik var, müziği de oydu, karakteri de oydu, senaryosu da oydu, yönetmeni de oydu, çekeni de oydu. Her şey oydu. Köy seyirlik oyunları, bunlar bizim oyunlarımız. Yani genelde mesela evler, köy düğünlerinden önce nişanlarda hani böyle seyirlik oyunlar yapılır. Damatların hani tıraş etmeye çalışırlar. Belki biliyorsunuzdur zaten bunu, izlemişsinizdir. Evet, 13 kişiyle başladık. Bayağı bir azaldık sanıyorum, değil mi? 5 kişi mi kaldık? İlkel bir tiyatro örneği. Bizim tiyatrolarımızla, bizim tiyatrodan önce tiyatroya benzeyen oyunlarımızla tiyatronun arasındaki tek fark, bizim oyunların doğaçlama sergilenmesi arkadaşlar. Diğer tiyatrolar yazılıyordu. Yani o antik çağda, Yunanistan'da ortaya çıkan tiyatrolar yazılıyordu. Ama bizde doğaçlama sergileniyor. Bu arada ilk tiyatro oyunu da Atina'da oynandı. Dionysos Amfiteyatrosu'nda. Ve bu bizim bu ilk tiyatro örneklerimizde, tiyatroya benzeyen tiyatro örneklerimizde, köy seyirlik oyunlarında şamanizmin izleri vardı. Orta Asya'dan getirdiğimiz kültürel öğeler burada kendini gösteriyordu. Bu neden işte yine Yunanistan, nasıl antik Yunan'da tanrıların hoşuna gidecek şenliklerde ortaya çıktıysa, bizde de bolluk ve berekete dönük oynanan oyunlardı. Yani bir nevi mesela yağmur duası yağdırma da aslında bir köy seyirlik oyunudur. Çünkü orada da bir ritüel var. Tiyatro türlerinde kalalım. Ben bu tiyatro türlerini en başında düzgün bir şekilde almak kaydıyla YouTube'da Kağıthane Çözüm YouTube kanalına atacağım. Oradan takip edersiniz. Tamam mı? Şu anda mikrofonunuz kapalı ama tiyatro türlerinden itibaren yarın Kağıthane Çözüm YouTube kanalına atacağım. Oradan takip etmenizi rica ediyorum. Daha sonra konu bittiğinde size bir ödev vereceğim. Onu da o zaman konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya daha iyi bir ders anlatımıyla, bugün biraz amatör oldu çünkü ilk dersimiz olduğu için. Haftaya daha iyi bir ders anlatımıyla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yayını durduruyorum.